Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aslında bugün çok daha güzel, çok daha harika bir videoyla sizlerle olacaktım. Ama şu anda aracımız arıza yaptığı için Kars Sarıkamış Çöplüğü'nün ortasında araçsız, bireysel, yürüyerek yalnız başımıza kaldık. Şimdi ayıların çıktığı ormana yürüyerek gideceğiz. Şu an güneş batmak üzere, ayılar bizim üstümüze doğru gelirken biz de onların üstüne doğru giderek görüntülemeye çalışacağız. Tabii ki de çok fazla ses çıkartmayacağız. Hayvanlara riske atacak hareketlerde bulunmayacağız. Onların bize saldırabileceği şekildeki eylemlerde bulunmamaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz ayılara, yaban hayvanlarına saldıracak gibi bir davranış sergilerseniz, onları korkutacak hareketlerde, davranışlarda bulunursanız saldırı kaçınılmaz olur. Sarıkamış'taki bozayılar insanlara biraz daha alışkın oldukları için ona göre davranıyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Onların davranışlarını bildiğimiz için onların davranışlarına uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Yine de bir yaban hayvanıyla muhatabız ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda çok heyecanlıyım. Adrenalin yani tavan şu an vücudumda. Seyfettin ve Talha var yanımda. Onlar da ilk kez benimle birlikte Sarıkamış'a geldiler. Şimdi ormanın içerisine hep birlikte gideceğiz. Ben daha önce buraya gelmiştim ama Seyfettin ve Talha gelmemişti. Onlarla birlikte harika bir deneyim yaşayacağız. Ayılar inmeye başlıyor, görüyorum. Daha öncesinde aracımızla geldiğimiz için hava karardığında direkt aracımıza girebiliyorduk ayıların yanından. Ama şu anda araç da yok yanımızda. Dolayısıyla buradan hava karardığında nasıl uzaklaşacağız? İşte orada bir sıkıntı var. Daha önce buraya defalarca kez geldim. Ama hiçbirinde bu kadar heyecan yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü burada yürüyerek gideceğiz biraz sonra. Ayıların içine gideceğiz. Seyfettin ne düşünüyorsun? Şöyle heyecanlıyım. Adrenalin yaşayacağız. Biraz riskli bizim için. Benim için bir ilk deneyim olacak. Doğan'a önceden deneyimlemişti burayı. Çok fazla ayı var diyor. Bakalım inşallah başımıza bir iş gelmez. Güzel bir şekilde ayıları görüntüleriz. Evimize dönelim. Şu an bir tane iniyor karşıdan. Ciddi misin? Evet. Büyük. Büyükler önce iniyor. Erkek bozayılar. Çamlıktan, çöplüğün üstündeki çamlıktan aşağı iniyoruz. Biz de o çamlığın içine gideceğiz şimdi. Çünkü çöplükte çekmek çok fazla keyif vermiyor. Doğal bir ortam oluşmuyor ama çamlıktan üstümüze doğru yürürken görüntülemek inanılmaz. Çok az kaldı, tırmanıyoruz. Ve her tırmandığımızda ayılara dair izlerle karşılaşıyoruz. Yani bu ortamı anlatmam mümkün değil. Ama bugün çok güzel görüntüler elde edeceğiz. Seyfettin. Doğanay dediği gibi ayıların izleriyle, dışkılarıyla karşılaşıyoruz. Biraz dediğim gibi riskli ama inşallah sağ salim bugünü atlatacağız ve güzel görüntüler elde edeceğiz. O bir erkek çok büyük. Onu görmemiz lazım. Şimdi ayarları yaptım. Ayılar karşıdan inecek bize doğru. Makinemiz hazır. Bize doğru gelirken görüntüleyeceğiz. Sağımızdan, solumuzdan, arkamızdan her yerden de ayı gelecek tabii ki. Önlem amaçlı drone'u havada tutacağız. Drone havada uçacak. Herhangi bir tehlikeye karşı drone'u kendi göz hizamıza indireceğiz. Ve dolayısıyla bozayı geldiği zaman, en azından bize doğru yanaştığı zaman bizden uzaklaşmış olacak drone'un sesini duyunca. Bu da kendi yöntemlerimizi aldığımız bir önlem diyebiliriz. Şimdi aksiyon, macera başlıyor. Geçtiğimiz senelerde yine burada bu şekilde bir videom var. Drone'u gönderiyorum ve karşımızda anne ayı yavruları görüntüleniyor. Şimdi de tekrar gönderiyorum. Bakalım bu sefer hangi ayıları göreceğiz. Köpekler de başladı. Köpeklerin havlaması ayıların buraya geldiğine bir işaret aslında. Ayıları az önce gördüğümüz tren yerinin dibinde yavrularıyla çekiyoruz. Üstte bir tane daha var, görüyor musunuz?
Her yer bozayı drone ile görüyoruz şu anda. Güzelliklere bakar mısınız efendim? Bizim arkamızdan ayı geliyor mu hiç gördün? Bizim arka arada taraftan hiç geldiğini görmedim daha önce ama kontrol edelim oraları. Ne olur ne bence olmaz. Bence burada daha iyi bence. Şu anda hava kararmaya başladı. Güneş batarken aynı zamanda ayılar da ormanın içerisinden bize doğru gelmeye başladı. Bakın köpekler de havlıyor. Köpekler ayıların gelmesine bir işaret veriyor aslında. Geliyorlar diyor. Onlara karşı bir agresyon sergiliyorlar. Biz de bize doğru gelen ayıları görüntüleyeceğiz. Az önce bir 3 yavru bir anne ile karşılaştık. Onları çok güzel bir şekilde görüntüledik. Tabii ki de çok uzun tutmadık bu görüntüleme süresini. Anneyi ve yavrularını daha fazla rahatsız etmemek adına. Şu anda buraya pusuyoruz. Gece yarısı. Etrafımızda her yerde boz ayılar var. Karşıdan geliyorlar. Normalde buradan bekliyordum sağ taraftan ama oradan gelmediler. Tam tersten geldiler. Bizim dönüş istikametimizden geldiler. Nasıl döneceğiz, nereye döneceğiz bilmiyorum. Ama şu anki hedefimiz ayıları görüntülemek. Videolarda da söylemiştim. Sarıkamış Çöplüğü boz ayılarıyla ünlü bir yer. Aslında Sarıkamış saat gece 8'den sonra çarşısında bile ayıların varlığından dolayı yürüyemeyeceğiniz bir ilçe. Ama biz şu an dağdayız. Ayıların normalden daha fazla bulunduğu yerdeyiz. Çöplükteyiz. Bakın tam karşımızda çöpler var ve burada gece yarısı olduğunda insanlar ayıları izlemeye geliyor. Ben de şu an ayıları izleyen insanların tuttuğu ışıktaki boz ayıları görüntülüyorum. Tam karşımdalar ve inanılmaz bir atmosfer. Yani buraya az önce de söylediğim gibi geçtiğimiz senelerde de geldim. Yine geldim, yine geliyorum ve gelmeye de devam edeceğim. Ayılar çok güzel, onları görüntülemek şahane. Sizlerle buluşturmak çok daha güzel. Gelin şöyle bakın ayılara. Tam karşımdalar şu an. Arkadaşlar hemen yanı başımıza gelmiş. Görüyor musunuz solda? Şey biraz sola kaydırsana Talha. Bakın nasıl bu gölgesi belli oluyor. Tam karşımızda artık ayıları görüntülüyoruz. Tabii ki de çok uzak mesafe var. Biz drone'u havada bırakarak bir önlem aldık. İkinci önlemimiz de ayıların indiği vadinin çaprazında durmak. Yani bakın şöyle bir vadiyi düşünün. Sol taraftan ayılar iniyor. Sağ taraf kel. Bir tane bile ağaç yok. Ve arkası boşluk. Güvende bir alan. Dolayısıyla biz güvenli olduğumuz noktada kendimizi bıraktık. Konumlandırdık. Ve ayıları buradan izliyor, gözlemliyoruz. Bize biraz uzaklar. Uzak oldukları görüntü açısından kötü ama kendi güvenliğimiz açısından iyi. Burada güzel görüntüler alıp önemli olan sizlere yaban hayvanlarını izletebilmekti. Şu anda izlettiğimizi düşünüyorum. Artık saat geç olmaya başladı. Ve her geçen saat yukarı ormanın içerisinden ayıların sayısı gitgide artıyor. Buradan ne kadar erken ayrılırsak o kadar iyi. İlk defa böyle bu kadar büyük bir şey. Gerçekten bayağı büyük. Şurada da tut. Açma lan. Evet, Sarıkamış Çöplüğü'ndeki maceramızın sonuna geldik. Ferdi Sarıkamış'tan kardeşim sağ olsun Sarıkamış Çöplüğü'nde gece yarısı hava karardı ayıların ortasında kaldık. Bizi
yalnız bırakmadı. Geldi aldı. Arabasıyla da dönerken etraftaki ayıları görünce Seyfettin de Talha da gerçekten biz nereye düşmüşüz dedi. Ben onlara söylemiştim. 70-80 tane bozayının ortasında kalacağız diye. Bildiğiniz üzere Sarıkamış'a araçla gelmiştik. Araç sponsorluğunda burada bir vakit geçirecektik ama ne yazık ki araç arıza yapınca Sarıkamış'ta ayıların ortasında kaldık. Ayıların ortasında kalınca dedik bir video çekelim ama korunaksız, araçsız orada video çekmek de gerçekten cesaret istiyordu. Biz o cesareti gösterdik. Çok güzel bir video çektik. Bozayları dronlarla görüntüledik. Dediğim gibi hava karardı. Karardıktan sonra karşımızda yine görüntüledik. Dönüş yolunda Ferdi'nin aracıyla dönerken etrafımızda dev bozayları görüntüledik. Çok büyüklerdi gerçekten. Hazır besine alışmışlar. Tabii bu kötü bir durum ama onları canlı bir şekilde görmek, Türkiye'de bu kadar büyük bozayları görmek bizi her zamanki gibi heyecanlandırdı. Sarıkamış'taki ne ilk macera ne de son macera. Burası benim ikinci memleketim diyebilirim aslında. Her geldiğimde bir araç arıza yapıyor, bir şeyler yapıyor ama yine de buranın yaban hayatı beni kendine bağlıyor. Gelecek zamanlarda yine yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.